Tavuk kalça şiş but kısmından şu şekilde kemiksiz yerini aldım ve haşladım. Bunu robotun içine didikleyeceğiz. Ekmek kıtırlarını ıslatacağız dedim. Bunu neyle ıslatacağız? Mutlaka tavuk suyu kullanmanız gerekiyor. Yaklaşık 1-2 su bardağı kadar ekmek kıtırı ekleyeceğim. Tavuk suyunuzun sıcak olmasına özen gösterin. Aksi takdirde ekmekleriniz kıtır kıtır kalır. Ben 2 su bardağı koydum. Tavuk suyuyla güzelce ıslatacağım. Böyle bir bulamaç olması gerekiyor böyle ama çok da cıvık olmayacak. Sanıyorum bu su bunun için yeterli. Şimdi buraya böyle 4-5 diş sarımsak koyuyorum. Üzerine biraz tuz ilave edeceğim. Bunları bir macun şekline gelene kadar döveceğim. Benim sarımsaklarım hazır. Hemen kenara aldım. Şimdi geldik tavuklarımıza. Bunları elimle nasıl robotta çekeceğim, küçük parçalar halinde didikliyorum. Bütün tavuklarımı didikledim. Şimdi geldik robotumuzun yanına. Önce cevizleri koyacağız. Onları biraz ufaltacağız. Şimdi öncelikle tavuklarımı ekliyorum. Hemen ıslatmış oldum. Gördüğünüz gibi tam lapa haline gelmiş. Bundan koyacağım içine. Dövdüğüm sarımsaklarım. Tuz. Karabiber ekliyorum. Benim Çerkez tavuğum çoktan servisi hazır bile. Şimdi yaklaşık 2 su bardağı kadar yoğurdum var. Bunun içine yine birkaç diş sarımsak rendeleyeceğim ben. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar güzelce eriteceğiz. Bunun içine bolca kırmızı toz biber koyacağım. Tereyağımızı güzelce erittik ve de kızdırdık. Üzerine olabildiğince çok koyacağım.